Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki, "Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir." ayeti kerimesini ve İsa aleyhisselamın, "Eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin" mealindeki sözünü tilavet etti. Ellerini kaldırdı ve "Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetime acı" diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git Muhammed'e niçin ağladığını sor" buyurdu. Cebrail aleyhisselam geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp durumu haber vermesi üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona şu sözümüzü ilet" buyurdu. "Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz." Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Hazreti Peygamber, biz ümmetine karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. 2. Allah Teala'nın, ümmetin hakkında seni razı edeceğiz, seni asla üzmeyeceğiz diye Hazreti Peygamber'e verdiği garanti sebebiyle bu hadis bizim için en büyük ümit kaynağıdır. 3. Dua ederken elleri kaldırmak sünnettir. 4. Duada aynı şey tekrar tekrar istenebilir. Bu ısrar asla Allah'ın takdirine rızasızlık anlamına gelmez. 5. Bu hadise ve bu bahiste geçen diğer hadis-i şeriflere güvenerek kulluk görevlerinde gevşeklik yapmamak gerekir. Bu hadisler bizim ibadet şevkimizi arttırmalı, büyük bir ümit içinde daha iyi Müslüman olmaya bakmamızı sağlamalıdır. Zira reca, yani ümit var olmak, tembellik değil, gayret ilkesidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemizi bu hadis-i şerifi güzelce anlayan kullarından eylesin. Amin.